Evet arkadaşlar ne demiştik? İkinci dereceden denklemin kökleri ile katsayılar arasındaki ilişkiler. Denklemin kökleri x1 ve x2 olsun. Katsayılara dikkat edin. A kas sayısı, b, x karenin katsayısı, B x'in katsayısı, C de sabit sayı arkadaşlar. Kökler toplamı eksi b bölü a gelecektir arkadaşlar. Bunu nereden buluruz derseniz hani daha önceden bulduğumuz kökleri hatırlayın. Neydi? x 1, 2, eksi b artı eksi kök delta bölü 2a. Bu iki kökü ayrı ayrı topladığınızda zaten bu ifadenin çıktığını görürsünüz arkadaşlar. Kökler çarpımı dediğimizde arkadaşlar c bölü a. Yine bu kökleri çarptığınızda yine c bölü göreceksiniz. Şimdi onları uğraşmayalım arkadaşlar. Kökler farkın mutlak değeri diyorum. O da kök delta bölü mutlak değer a diyoruz arkadaşlar. Şimdi soruya baktığımızda ne görüyoruz? Denklemi demiş neyin istemiş? Kökler toplamını ve kökler çarpımı. Ne demiştik kökler toplamı için? Eksi b bölü a. Buradaki yaptığımız olay arkadaşlar denklemin köklerini bulmadan kökler toplamını ve çarpımını bulabildiğimiz anlamına geliyor. Yani daha önceki dersimizde kökleri buluyorduk. Hatırlarsanız kökleri bulduktan sonra köklerle ilgili işlemler yapıyorduk. Burada kökleri bulmadan direkt toplamı, çarpımı ve kökler arasındaki uzaklığı rahatlıkla bulabiliriz arkadaşlar. Evet kökler toplamı dediğimizde eksi b bölü a bu katsayıları kullandığımızda direkt kökler toplamını buluyoruz. Burada a arkadaşlar x karenin katsayısı eksi 1 bölü 3. b x'in katsayısı 1 bölü 4. c de orada sabit sayımız arkadaşlar 3 bölü 5'tir. Eksi b bölü a dediğimiz zaman eksi 1 bölü 4 bölü eksi 1 bölü 3 gelir. Buradan cevap 3 bölü 4 gelecektir arkadaşlar. Kökler çarpmaya baktığım zaman x1 çarpı x2 de C bölü A'dır. C arkadaşlar 3 bölü 5'ti. A'da 1 bölü eksi 1 bölü 3'tü arkadaşlar. Oradan cevabımız eksi 9 bölü 5 gelecektir arkadaşlar. Evet. Diğer soruya baktığımızda bu soruda denklemin kökleri arasında bir bağıntı var. Bakın. X1, X2'nin karesine eşit. Siz denkleme baktığınızda neye göreceksiniz? Denklemde size kökler çarpımı mı verilmiş, toplamı verilmiş bunlara dikkat edin. Bakıyorum burada C verilmişse arkadaşlar A da varsa o zaman kökler çarpımını ben bulabilirim demektir. Kökler çarpımı neydi hatırlarsanız C bölü A idi. Oradan kökler çarpımına bakıyorum. C bölü A'dan eksi 64 geliyor. Yani x1 çarpı x2 arkadaşlar eksi 64. Bize ne verilmiş? x1 X2'nin karesine eşit. Çarptığımda X2'nin küp arkadaşlar. Eksi 64 gelir. Demek ki X2 buradan arkadaşlar. Eksi 4'tür. Şimdi kökün birini bulduk. Diğeri de bunun karesiydi. E, o zaman X1 arkadaşlar. X4'ün karesi 16 gelir. Bizden istenen arkadaşlar N. Şunu yapabilirsiniz. Bu bulduğunuz köklerden herhangi birini denklemde yerine yazarak arkadaşlar. Zaten kök demek denklemi sağlayan değerdir. Yerine yazdığınızda rahatlıkla x'i bulabilirsiniz. Ama burada kökler toplamını kullanmak işi biraz daha kısaltır arkadaşlar. Kökler toplamına baktığımda eksi b bölü a'ydı hatırlayalım. Oradan eksi b bölü a'ya bakıyorum arkadaşlar. Dikkat edin. b burada sadece eksi 3'e bakmayın. Burada bir de n çarpı x var. O yüzden eksi 3 artı n'dir b. O yüzden eksi b dediğimde 3 eksi n gelir. a zaten 1'dir arkadaşlar. Kökler Köklerim de eksi 4 ile 16 idi. Bunları da topluyorum. O zaman arkadaşlar buradan ne geliyor? N eşittir. Eksi 9 gelir arkadaşlar. Evet. Geldik diğer soruya. Yine diğer soruda ne verildiğine dikkat edelim. Burada arkadaşlar 3x1 artı 3x2 pardon 4x2'nin 15 olduğu verilmiş. Şimdi ben denkleme bakıyorum. Neyi kullanabilirim? Bakıyorum A belli, B belli. C de arkadaşlar bilinmeyen bir ifade var. O yüzden B ile A belli ise kökler toplamını rahatlıkla kullanabilirim. X1 artı X2'nin eksi B bölü A olduğunu söylemiştik. Oradan bakıyorum eksi B bölü A'dan bir eksi orada var. Bir eksi de zaten o eksiler birbirine götürecektir arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman kökler toplamı 5 gelir. Yani X1 artı X2 5 ise şu ifadede 3x1 artı 3x2 artı x2 diye ayırdığınızda şurada kökler toplamın 3 katını görürsünüz. Kökler toplamı 5'te. 3 katı da 15 yapar. E bakıyorum x2 de o zaman 0 olmak zorunda. E, x2 0 ise arkadaşlar o zaman x1 de kökler toplamı 5 değil miydi? E o zaman x1 de 5 olacak. Bakıyorum buradan kökler çarpımı 5 çarpı 0'dan 0 geliyor. Denkleme bakıyorum. Kökler çarpımı c eksi 2 demek arkadaşlar c eksi 2 sıfır eşit c buradan 2 gelir arkadaşlar. Evet diğer soruya baktığımda burada da kök x1 artı kök x2 bizden isteniyor. Yine x1 ve x2 denklemin kökleri yapmamız gereken arkadaşlar hemen bunları kökten kurtarmak. Bunun için her iki tarafın karesini alıyorum. Daha doğrusu kök x1 artı kök x2'nin karesini alalım. Bir daha buna bir e, bilinmeyen verip onun karesini almakla uğraşmayalım bir daha. Direkt sorulan ifadenin karesini alıyorum. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Bunlar kök içine çarpılacak. Buna dikkat edelim. Kök x1 artı x2 kökler toplamı. Neydi? Eksi b bölü a. Bakın burada. b eksi 3 eksi b dediğim zaman artı 3 a zaten 1. O zaman kökler toplamı 3 gelir arkadaşlar. Kökler çarpımına baktığım zaman C bölü A'ydı. C 1 burada dikkat ederseniz. A da 1. C bölü A da 1 gelecektir arkadaşlar. Ve buradan 3 artı 2'den 5 gelir. Tabi burada solan ifadenin karesi 5'tir. E o zaman sorulan ifade tabii ki kök 5 gelecektir arkadaşlar. Biliyorsunuz burada kök x1 ve kök x2 negatif olamayacağı için kök 5 diyoruz. <laughs> evet. Diğer soruya baktığım zaman denkleminin kökleri sıfırdan farklı olan x1 ve x2 sayılarıdır demiş. Yine kökler verilmiş. E bakıyorum denklemde de x1 var, x2 var arkadaşlar. B'de x1 artı 3 var. C'de de ne görüyorum? Eksi 2, x2 görüyorum arkadaşlar. O zaman ben köklerin toplamından ve çarpımından faydalanarak rahatlıkla burada kökleri bulabilirim. Örneğin kökler çarpımını kullanırsam x1 çarpı x2 c bölü a değil miydi? Bakıyorum c eksi 2 x2 a1 zaten o zaman eksi 2 çarpı x2 diyorum. Ve buradan x2'leri götürdüğümde x1'in eksi 2 geldiğini görüyorum. Kökün birini bulduk. Diğer kökü bulmak için de kökler toplamına bakalım arkadaşlar. x1 artı x2'nin eksi x2 x2 b bölü a olduğunu söylemiştik. Bakalım kökler toplamı ne geliyor? X1 artı X2 buradan. B gördüğünüz gibi X1 artı 3. Eksi B'de eksi X1 eksi 3 gelecektir. A1'dir zaten. Yazmaya gerek yok. X2'yi de eksi 2 olarak bulmuştuk. O zaman x 1 eksi X1'i sola alalım. 2 X1 olsun. Eksi 2 de karşıya gönderdiğimizde eksi 1 gelecektir. Eksi 3 artı 2'den. X1 buradan eksi 1 bölü 2 olur. Bizden istenen arkadaşlar büyük kök. Eksi 1 bölü 2 eksi 2'den daha büyük olduğu için Cevabımız eksi 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Evet. Diğer soruya bakıyorum. Bu soruda da arkadaşlar yine denklemin kökleri arasında bir ilişki var. Kökleri burada x1 ve x2. Yine onu belirtelim. Şimdi gördüğünüz gibi x1'in karesi eksi, eksi x2'nin karesi. Yani iki kare farkını görüyoruz. İki kare farkını hatırlayın. A kare eksi b kare. Çarpanlarına ayrılırken a eksi b ile artı b'nin çarpımıydı. O halde biz de bu ifadeyi çarpanlarına ayırıyoruz. x1 eksi x2 x1 çarpı x şey pardon x1 artı x2 çarpımı şeklinde yazdık. 35'e eşitmiş. Şimdi denkleme bakıyorum. Ne görüyorum? B belli A belli o zaman kökler toplamını rahatlıkla bulabilirim. E nedir kökler toplamı buradan? x1 artı x2'ye baktığımda eksi b bölü a'dan eksi eksi 5 bölü 1 yani 5 gelir arkadaşlar. E kökler toplamımız 5 ise o zaman x1 eksi x2 de burada arkadaşlar 7 gelir. 7 çarpı 5 35'ten. Bunları taraf tarafa topladığınızda şu şekilde x 2'ler gidecektir. 2 tane x1 12 olacak ve x1 eşittir 6 olacak arkadaşlar. x1 6 ise x2 de toplamları 5'ti. Eksi 1 gelir. Şimdi kökleri bulduk. Evet. Şimdi neyi bulacağız arkadaşlar? Eni istemiş. Eni bulmak için kökler çarpımını kullanalım. X1 çarpı X2 neden diyoruz kökler çarpımı? Çünkü N, C'de yer alıyor arkadaşlar. Kökler çarpımı da buradan C bölü A'dan N eksi 7 geliyor. Dikkat ederseniz. E, kökler de belliydi zaten. 6 ile eksi 1 çarparsam eksi 6 gelir. Buradan N eşittir. 1 olur arkadaşlar. Evet. Diğer soruya bakıyorum. Bu soruda da Y Denklemin kökleri x1 ve x2 demiş. Şimdi arkadaşlar burada yapılması gereken nedir? Bakalım. x1'in karesi eksi 1i görüyorum. Hı. E, o zaman zaten daha önceden de söylemiştik. Ne demiştik arkadaşlar? Eğer kökler cinsinden bir ifade isteniyorsa kökleri denklemde yerine yazın. Zaten e, istenen ifadeleri orada bulacaksınız. Yazıyorum. x1'in karesi eksi 3 x1 eksi 1i karşıya atarsam 1. Ya da öyle yapmayalım. 1 burada kalsın. 3 x 1'i karşı atalım. Neden derseniz çünkü burada bakın şu ilk ifadede x 1'in karesi eksi 1'i gördüm. Onun yerine 3 x 1 yazacağım. Aynı şeyi x 2 için yani x 2 de bir kök. O da denklemi sağlar. Onu da yine de aynı denklemde yerine yazarsanız x 2'nin karesi eksi 3 x 2 eksi 1 0'a eşit olacak. Oradan x2'nin karesi eksi 1. 3x2'ye eşit olacak. Bu iki ifadeyi sorulanda görüyorum. Bunları geliyorum. Şurada sorulan yerde yazıyorum. Yani x1'in karesi eksi 1 yerine 3x1 bölü x2 artı yine x2'nin karesi eksi 1 yerine 3x2 bölü x1 dedim. Şimdi burada bir payda işlemi yapalım arkadaşlar. 3 çarpı x1'in karesi artı 3 çarpı x2'nin karesi bölü x1 çarpı x2 görüyorsunuz. Şimdi 3 parantezini alırsanız x1'in karesi artı x2'nin karesi gelir. Kökler çarpımı bakıyorum. Burada x1 çarpı x2 var. O da arkadaşlar denklemde kökler çarpımıdır. Kökler çarpımına baktığın zaman c bölü a'yı göreceksiniz. c burada eksi 1. c bölü da eksi 1 gelecek arkadaşlar. Yani şurası eksi 1 olacak. Devam edelim. <laughs> Şimdi Burada x1'in karesi artı x2'nin karesi var. Şunu diyebilir miyiz? x1 artı x2'nin karesine eşit midir? Tabii ki hayır. E burada bu bir tam karedir. Tam karede birinci ile ikincinin karesinin toplamı var. Ama bir de çarpımdan iki katı var. Burada çarpımdan iki katı yok. O yüzden bu çarpımdan iki katını çıkarın arkadaşlar. Aşağısı halen 1 kalsın öyle. Ya da bunu 3 de diyebiliriz aslında. Şunu uzatmayalım. 3 yapalım. Sonuç olarak 3 çarpı x1 artı x2... Nedir burada? Yine kökler toplamına bakın. Eksi b bölü a'dan 3 geliyor. 3'ün karesi 9. Eksi 2 çarpı. E kökler çarpını eksi 1 demiştik. O zaman arkadaşlar içerisi 2 artı 9'dan 11. 3 ile çarparsanız eksi 33 olur arkadaşlar. Bu soruya baktığımızda da arkadaşlar 2 tane denklemimiz var. Denklemin birer kökleri verilmiş. Dikkat edin 1 kökü 4, Diğer denklemin bir kökü eksi 5. Bir de ne verilmiş arkadaşlar? Diğer kökler ortak. E o zaman ortak kökü x1 olsun diyelim. Bu x1 her ikisinin kökü. Şimdi bizden istenen ne arkadaşlar? Bakıyorum k. Geliyorum denkleme bakıyorum. K nerede? Ona dikkat edin. K kökler toplamını ilgilendiren b'de değil mi? Aynı şekilde diğer denklemde de b'de. O zaman ben kökler toplamını kullanacağım demektir bu. E o zaman birinci denklemin kökleri x1 ile 4'tü. x1 artı 4. Birinci denklemin kökler toplamı eksi b bölü a'dan bakıyorum buradan k geliyor arkadaşlar. İkinci denklemin kökleri x1 ve eksi 5. Bunların toplamı o da yine eksi b bölü a'dan bakın burada b k eksi 3 eksi b dediğim zaman eksi k artı 3 bölü zaten a 1'dir o zaman kökler toplamı eksi k artı 3 gelir. Benden k isteniyor. O zaman şu x1'lerden kurtulayım. Alttaki denklemi eksi 1 ile çarpıp taraf tarafa topladığınızda x1'ler gidecek. Buradan 9 eşittir. 2k bu artı olacak. Bu eksi olacak arkadaşlar. Dikkat edin. 2k eksi 3. 2k buradan 12 gelir. k da 6 gelir arkadaşlar. Evet. Diğer soruda benzer bir soru aslında. Bakarsanız Yine birer kök verilmiş ve diğer kökler ortak demiş. Hemen hemen aynı soruda diyebiliriz aslında. Burada sadece bir de kökler çarpımını ilgilendiren bir durum var. Bunu nereden anlıyoruz? N ile R'den bahsetmiş. N ile R nerede? Kökler çarpımını ilgilendiren sabitte yani C'de. O zaman arkadaşlar hemen ortak köke X1 olsun dedik. Önce M artı P'yi kullanmak için M artı P'yi bulabilmem için M'lerde kökler toplamında P kökler toplamında o zaman kökler toplamını kullanıyorum. Birincinin kökler toplamı x1 artı 5 eksi b bölü a'dan m gelir arkadaşlar. İkincinin kökler toplamı x1 artı 4 o da eksi b bölü a'dan eksi p geldi arkadaşlar. Ben burada m artı p'yi bulmak istiyorsam x1'lerden kurtuluyorum. Eksiyle çarptım. Alttaki denklemi tıra tıra topladığımda şu eksi olacak bu artı olacak. Burası 1. Karşı taraf m artı p. Yani m artı p'yi 1 olarak bulduk. Şimdi n bölü r'yi bulalım. Bunu bulmak için de N'e bakıyorum, R'ye bakıyorum. Kökler çarpımı her ikisi o zaman kökler çarpımlarını kullanın. Birinci denklemin kökleri x1 ile 5 çarptım. x1 çarpı 5 c bölü a'dan n. İkinci demin denklemin kökler çarpımı o da c bölü a'dan yani x1 çarpı 4 r gelir arkadaşlar. Ve burada x1'lerden kurtulmak istiyorum. O zaman n bölü r'yi zaten buluyorum. Birbirini oranladığınızda n n'in R oranı 5 bölü 4 gelir. Yani n bölü r 5 bölü 4 dedik arkadaşlar. Bizden istenen M artı P'den M bölü R'yi çıkar demiş. Yani birden 5 bölü 4'ü çıkaralım arkadaşlar. O da eksi 1 bölü 4 olur arkadaşlar. Evet. Diğer soruya bakıyorum. Diğer soruda denkleminin kökleri üstteki denklemin kökleri alttaki denklemin köklerinin 3'er katı demiş arkadaşlar. Yani üsttekiler alttakilerin 3 katı. Buna dikkat edin. Yani alttakiler x1 ve x2 ise üstteki denklemin kökleri de 3x1 ve 3x2 olur arkadaşlar. Şimdi e, benden üstüne bakıyorum. M. M'e bakıyorum. Nerede duruyor? M arkadaşlar sabitte yani C'de. O zaman kökler çarpımını kullanacaksınız demektir. Birincinin yani üsttekinin kökler çarpımı 3x1 ile 3x2'nin çarpımı c bölü a'dan m bölü 1'den m arkadaşlar. İki, alttaki denklemin kökler çarpına baktığım zaman x1 çarpı x2'ye baktığım zaman o da c. C burada eksi m artı 1 dikkat edin a1. C bölü a'dan eksi m artı 1 geliyor. Şimdi burada ister oranlayın isterseniz yukarıda x1 çarpı x2 gördüğünüz yere eksi m artı 1 yazın. O zaman şöyle yapalım. Yukarısı 9 çarpı x1 çarpı x2 eşittir m ya. Burada siz x1 çarpı x2 gördüğünüz yere eksi m artı 1 yazın. Ve denklemi çözün arkadaşlar. Eksi 9 m artı 9 eşittir m dedim. Buradan 9 eşittir 10 m diyorum. m eşittir 9 bölü 10 oluyor arkadaşlar. Evet. Diğer denkleme pardon diğer soruya geçelim. Burada da yine bir denklemimiz verilmiş. Dikkat edin. Kökler yine x1 ve x2. Bu sefer istenen x 1'in karesi eksi 4x 2 diyor. Bakın aynı değil, farklı kökler. Ben şu x 1'in karesini şuradan elde edebilirim. X 1'e gelirim, denklemde yerine yazarım. X 1'in karesi artı 4x 1 eksi 2 eşittir sıfırdır. Burada x 1'in karesi arkadaşlar eksi 4x 1 artı 2 demektir. Bunu gelirim. Şuradaki x 1'in karesi gördüğüm yere yazarım. Yazıyorum. Eksi 4 x1 artı 2. Bir de ne var onun yanında? Eksi 4 x2 artı 5 var. Buradan eksi 4 parantezini aldığımda x1 artı x2 2 artı 5 de 7 yapar arkadaşlar. x1 artı x2 buradan kökler toplamı yani bu denklemin kökler toplamı hemen bakıyorum. Eksi b bölü a'dan ne geliyor arkadaşlar? Eksi 4 b burada 4 dikkat edersiniz. Eksi b bölü a da zaten 1. Eksi b bölü a'dan eksi 4 geldi. Sonuç olarak 16 artı 7 cevap oradan 23 geliyor arkadaşlar. Evet. Diğer soruya baktığımda burada ne görüyoruz? Evet. Yine deklemin kökleri verilmiş. Köklerle ilgili bu ifade isteniyor. Şimdi bu ifadeyi bulabilmek için iki yolumuz var. Bir x1 Kök x1 çarpı x2 parantezini alabiliriz. Bu bir yöntem. Diğer yöntemde bunun karesini aldıktan sonra ortak çarpan parantezini alabiliriz arkadaşlar. İsterseniz o ifadeyi yapalım. Bunun karesini alalım. x1 çarpı kök x2 artı x2 çarpı kök x1 diyorum. Ve bunun karesini alıyorum. Buradan birincinin karesi x1'in karesi çarpı x2 ikincinin karesi x 2'nin karesi çarpı x1 artı birinci ile ikincinin çarpımı iki katı diyorum. Şimdi burada birinci ile ikincinin çarpımı iki katı diyoruz ya. Orada kök dışındakileri kök dışında çarpın. Dikkat edin kök içindekileri kök içinde çarpın. Şu şekilde. Şimdi şu ilk iki terimde x1 çarpı x2'ler ortak. x1 çarpı x2 parantezini aldığınızda ilk terimde x1, ikinci terimde x2 gelecektir. Burada da kökler çarpımlarını görüyorum. Denkleme bakıyorum. Kökler çarpımı zaten x1 çarpı x2 c bölü a'dan 4 geliyor. x1 artı x2 de eksi b bölü a'dan 6 geliyor arkadaşlar. Bunları yerine yazıyorum. Burası 4. Şurası kök 4. Bu 4. Bu 6. Burası 2 gelir dışarı arkadaşlar. 16 çıkacaktır. 24 artı 16 da cevap 40 gelir. 40 tabi arkadaşlar bu istenen ifadenin karesi. O zaman istenen ifade eder arkadaşlar. Kök 40 olacaktır. Karesi 40 ise kendisi de kök 40 diyoruz arkadaşlar. Evet. Alttaki soruya bakıyorum. Burada da payda eşitleyebiliriz arkadaşlar. Ya da her iki tarafı kök ile çarparsınız. Mesela bir payda eşitleyelim. Burada kök içinde P çarpı Q eksi 1 eşittir. 2 kök Q olur. Kompleştirdiğiniz için ortak paydaları yazmanıza gerek yok. Zaten her tarafı kök ile çarptığı zaman onlar gidecektir arkadaşlar. P çarpı Q kökler çarpımı. Çünkü köklerin burada P ve Q. O zaman x1 çarpı x2 demek P çarpı Q demek. O da buradan bakıyorum. Kökler çarpımı C bölü A sabit bölü x karenin kat 9 geliyor. Yani buradaki Q 9'dur. Şey pardon P çarpı Q 9'dur arkadaşlar. Bu 9 olunca dışarıda 3 olarak çıkacak. 3 eksi 1 eşittir 2 kök Q. 2 eşittir 2 kök Q ise buradan Q'nun 1 olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Q 1 ise e, P çarpı Q'da e, Q da 9'du. E, Q'ye 1 demiştik. O zaman P buradan 9 gelecek arkadaşlar. Şimdi bizden ne istiyor bu? Kökler pardon n'i istiyor. O zaman kökler toplamını kullanalım. P artı Q kökler toplamıdır. O da n artı 4'e. Yani eksi B bölü A'ya eşittir arkadaşlar. P e, 9 Q'da da 1 1'di. Topladığımda 10 yapıyor. N artı 4 N buradan 6 geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi kökleri verilen bir ikinci dereceden denklemin nasıl yazacağız? Ona bakalım. Şimdi kökleri x1 ve x2 olan bir denklem. dereceden bir denklemi istiyorum diyelim. O zaman yapmam gereken şu arkadaşlar. x1 diye bir kökün olması için x eksi x1 diye bir çarpan olması gerekir ki hatırlarsınız biz denklem çözmeye başlarken çarpanlarını ayırıyorduk. Ayrı ayrı çarpanları sıfıra eşitliyorduk. E o zaman bu çarpını sıfıra eşitlediğinizde x1 diye bir kök bulabilirsiniz. E x2 diye bir kök için yine x eksi x2 diye bir çarpan gerekir. Bu ikisini çarptığınızda zaten ikicilerden bir denklem oluşturmuş olursunuz arkadaşlar. Tabi sıfır eşitleri. Burada çarpmayı yaptığınızda x kare eksi x çarpı x1 gelecek. Bir de x çarpı x2. Tabi bunlar eksi olacak. Eksi parantezde ben eğer x parantezini alırsam x1 artı x2 çarpı x olur. Sonra x1 ile x2'nin çarpımı artı olacaktır. Aynı işaretli oldukları için. Şimdi buraya bakarsanız bu toplam ama eksi toplam. Dikkat ediniz burası da çarpım. Zaten kökler toplamından bahsedersen eksi b bölü bahsederken ne demiştik? Eksi b bölü a demiştik. Zaten bu eksi gidiyor. Direkt toplam karşımıza çıkıyor a1 olduğunda. Şurası direkt toplam dikkat ederseniz. Bu da çarpım oluyor. C bölü a'dan a1 olduğunda direkt c burada arkadaşlar e, çarpımları oluyor. O halde denklemi şu şekilde düzenleyebiliriz. x kare eksi tx artı c eşittir 0. Yani bize verilen iki kökün Toplamını ve çarpımını bulduğunuzda bunu da şu formatta yerine yazdığınızda denklem ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Şimdi soruya bakalım. Ne demiş burada? Kökleri x1 ve pardon x1 2 olan x2 de x3 olan demiş. İkincilerden birbirine denklemi bulunuz. E bulalım. Ne demiştim? Toplamlarını ve çarpımlarını bulacağım. E toplamları 2 artı x3 yani eksi 1 ile çarpımları 2 çarpı x3 eksi, eksi 6 olacak. Denklemimizde formatı neydi? x kare eksi tx artı ç eşittir sıfır demiştik. x kare eksi ile eksi birden artı x yapacak. Ç de eksi 6 idi. Yerine yazdığımızda denklemi bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet yine benzer bir soru. Bu sefer ne demiş? Denklemin köklerinin bir fazlasını kök kabul eden. Şimdi bu denklemin köklerini zaten dikkat edin burada direkt size kökleri bulabileceğiz. Yani kolay bulabileceğiniz denklem verilmez. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Yani kökleri bulmaya çalışmayın. O yüzden köklerini x1 ve x2 olarak kabul edin. Şimdi bir fazlasını kök kabul edin. O zaman yeni köklerimiz yeni köklerimiz x1 artı 1 ve x2 artı 1'dir. Yani önceki denklemin köklerinin birer fazlası. Şimdi biz yeni dekneyi bulmak istiyorsak bu köklerin toplamını ve çarpımını bulmamız lazım. Yani x1 artı 1'in ile x2 artı 1'in toplamı çarpımda da x1 artı 1 ile x2 artı 1'in çarpımını bulmanız gerekiyor. Evet bu yukarıda ifade toplamda arkadaşlar x1 artı x2 artı 2 görüyorum. 1 artı 1'den. Bu x1 artı x2 bu denklemin kökler toplamı. Yani bunun kökler toplamı nedir? Bakıyorum eksi b bölü a'dan 3 geliyor. Kökler çarpımı nedir diye sorarsam o da c bölü a'dan eksi 2 geliyor. Bunları gördüğümüz üzere yazalım burada. E, x1 artı x2 3 demiştik. Yani şu ifade 3'müş. 2 de orada var. O zaman toplam 5 geldi. Alttaki denklemi, e, alttaki ifadeyi yani kökler çarpımını bulalım. Bu, bunun için bu ifadeyi çarpalım arkadaşlar. Dağılma özelliğini kullanın. x1 çarpı x2 şöyle dağıtalım. Evet. X1 çarpı X2 artı X1 artı X2 artı 1. Şimdi ne görüyorum ben burada? Çarpı bunun çarpı. Ne demiştik? Eksi 2. Yaz. Toplam. Üstteki de kökleri toplam. 3 artı 1. 4 eksi 2'den 2 bulduk. Formatımızı hatırlayalım. X kare eksi TX artı Ç eşittir. 0 demiştik. E, T 5 bulduk. X kare eksi 5X. Ç'yi de arkadaşlar 2 bulduk. Artı 2 eşittir sıfır oldu denklemimiz arkadaşlar. İstenen denklemimiz budur. Evet. Şimdi bu soruda da yine aynı mantıkta bir soru. Bu denklemin köklerinin çarpmaya göre tersini kök kabul eden ikinci dereceden denklem. Şimdi bu denklemin kökleri x1 ve x2 olsun. Yani bulmaya kalkmayın arkadaşlar. Gerek yok. Yapmamız gereken yeni kökler. Yeni kökler 1 bölü x1 ve 1 bölü x 2'dir. Yani bu önceki köklerin çarpmaya göre tersleridir. Bunların toplamını ve çarpımını bulacaksınız. Bulalım. Toplamına baktım. x1 artı x2 bölü x1 çarpı x2 payda işlediğinizde bu gelecek. Bu toplam üstteki denklemin kökler toplamı. Bunun kökler toplamına bakıyorum. x1 artı x2 eksi b bölü a'dan 1 geliyor arkadaşlar. 2 bölü 2'den. Kökler çarpımına bakıyorum. Bu denklemin kökler çarpımı c bölü a'dan. O da eksi 3 bölü 2 geldi arkadaşlar. Şimdi yukarısı 1. Aşağısı da eksi 3 bölü 2. Düzenlediğimizde eksi 2 bölü 3 gelecek. Çarpıma bakıyorum. Çarpım da bu ikisinin çarpımı. 1 bölü x1 ile 1 bölü x2'nin çarpımı. Çarpım da 1 bölü x1 çarpı x2 geliyor. Kökler çarpımı zaten eksi 3 bölü 2 idi. Oradan eksi 2 bölü 3. Toplamda çarpımda aynı geldi. Denklemimiz arkadaşlar formatı hatırlayalım. x kare eksi t x artı ç eşittir 0. Yani x kare eksi t x diyoruz ya. O yüzden t'nin ters çarpısını alacaksınız. Ona dikkat 2x bölü 3 çarpımı aynen alıyorsunuz. Eşittir sıfır dediğinizde denklemi bulmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Evet. Alttaki denkleme bakıyorum. Soruya bakıyorum. Bu soruda arkadaşlar yine denklem verilmiş. Bu denklemin kökleri x1 ve x2 demiş. Yine denklemin köklerini bulmaya çalışmayın. Yine x1 ve x2'ye bağlı yeni kökler var. Bu kökleri bu olan denklemi istiyor. Ne demiştik? Toplam ve çarpım bulunacak. Toplam x1 bölü 3 artı 1 ile x2 bölü 3 artı 1'in toplamıdır. Yani x1 artı x2 bölü 3 artı 2 demektir arkadaşlar. Şu ikisini topladığımızda x1 artı x2 bölü 3 gelecek. Şimdi x1 artı x2 bu denklemin kökler toplamıydı. Bakıyorum bu denklemin kökler toplamı eksi b bölü a'dan 4 geliyor. 4 bölü 3 artı 2. Düzenlediğinizde 10 bölü 3. 3 çarpı 2 6 4 daha 10 bölü 3 diyorum. Toplam bu. Çarpıma geçiyorum. x1 bölü 3 artı 1 ile x1 bölü 3 pardon x2 bölü 3 artı 1'i çarpacağız. Çarpalım. Dağıtıyorum. x1 çarpı x2 bölü 9 artı x1 bölü 3 ile 1'i çarptığınız kendisi geldi. 1 ile x2 bölü 3 çarptığınız kendisi. Ortak payda toplarsam x1 artı x2 bölü 3 gelir. Artı 1 ile 1'in çarpımı 1 geldi arkadaşlar. Şimdi buradaki x1 ve x2 yani x1 çarpı x2 ve x1 artı x2 yerine bu denklemin verilen denklemin köklerini olduğu için onların toplamını ve çarpımını yazacağım. x1 çarpı x2'ye bakıyorum. C bölü A'dan eksi 3. Eksi 3 bölü 9. Toplama bakıyorum. 4. 4 bölü 3 artı 1. Şurası zaten arkadaşlar eksi 1 bölü 3. Ben bunu 4 bölü 3 ile toplarsam 3 bölü 3 yapacak. Yani 1 gelecek. 1 artı 1'den cevap da 2 olacak arkadaşlar. Yani çarpım 2 toplam 10 bölü 3. Denklemi yazarsak denklemde x kare eksi tx artı çeyi unutmuyoruz. x kare eksi 10x bölü 3 artı 2 eşittir 0 diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi rasyonel kas sayılı ikinci dereceden bir denklemin Köklerinden biri n artı kökem ise diğeri bunun eşleni olur arkadaşlar. n eksi kökem. Bunu da tabii şuradan hatırlayalım yine. Eksi b artı eksi kök delta bölü 2'ye. Dikkat ederseniz buradaki kökler de birbirinin eşleniyor oluyor. Tabii rasyonel kat olacak a ile b. a, b, c'den bahsediyoruz. Şimdi <laughs> burada köklerinden biri bu olan bakın rasyonel kat demiş. E, kökün biri 2 eksi kök ise o zaman diğeri bunun eşleniği olan 2 artı kök 3 olacak arkadaşlar denklemi istemiş. ne demiştik? Bir toplam bir çarpım bulmamız gerekiyor. Topluyorum. 2 eksi köküçle 2 artı köküçü topladığımda köküçler gitti. 4 geldi. 2 eksi köküçle 2 artı köküçü topluyorum. Oradan yine a kare eksi b kare unutmayın. 4 eksi 3 gelir. Yani 1. Denklem x kare eksi t artı çay eşittir 0 idi. Oradan da x kare eksi 4 x t 4 dikkat edin. Ç de 1 artı 1 dedim eşittir 0. Yerine yazdığımda denklemi buldum arkadaşlar. Şimdi bu soruya baktığımda burada da farklı bir denklem tipi arkadaşlar. Dikkat ederseniz mutlak değer x artı 2 ve karesi var. Mutlak değer x artı 2'ye t diyelim. Değişken değiştirelim. Daha önce kullanmıştık bu tip sorularda. Bazı birkaç soruda. Mutlak değer x artı 2'ye de t derseniz şu ifade t kare eksi 5 t eksi 24 şeklinde ikinci bir denkleme dönüştürürsünüz arkadaşlar. Burada t eksi 8 ile T artı 3'ün çarpımıdır bu ifade. Ne demiştik hatırlarsanız? Kaç sayısı 1 ise çarpımları eksi 24. Toplamı eksi 5 olan 2 sayı. Bunlar nedir? Eksi 8 ile artı 3'tür arkadaşlar. Buradan T bir 8 gelir. Ayrı ayrı çarpanları sıfır işlediğinizde T bir de eksi 3 gelir. T kimdi? Mutlak değer x artı 2 idi. Şimdi mutlak değer x artı 2 8 olduğunda x artı 2 8 olabilir. x oradan 6 gelir. Bir de x artı 2 arkadaşlar eksi 8 olabilir. x oradan eksi 10 gelebilir. Diğer tarafa geçelim. Mutlak değer x artı 2 eksi 3'e işlediğinizde buradan kök gelmez. Neden arkadaşlar? Mutlak değer biliyorsun hiçbir zaman negatif bir sayı eşit işte olamaz. O yüzden buradan kök gelmeyecek. Çözüm kümesi dediğimizde sadece eksi 10 ile 6'yı alacağız arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Bu soruya baktığımızda burada kökleri arkadaşlar yine x1 ve x2 verilmiş. Hemen şurada ortak çarpanlar görüyorum x1 çarpı x2 ortak. O zaman x1 çarpı x2 mutlak değer içinde ortak çarpan parantezini alıyorum. x1 eksi x2 geliyor mutlak değer içinde arkadaşlar. 18 eşit. Işte. Şu kökler çarpımı. E, kökler çarpımı bakıyorum. Denklemde c bölü a'ydı. E, a zaten 1 direkt x1 çarpı x2 c eşit işte olur arkadaşlar. Yani 9. Burası 9 çarpı. E, bunu da hatırlarsanız e, yazmıştık ama hiç kullanmadık. Kök delta mutlak değer a'ydı. Kökler arasındaki uzaklık burada 9, 18 A değiştirdim. A zaten 1 arkadaşlar. X karenin kas sayısı. O zaman kök delta buradan arkadaşlar 2 geldi. Deltamız da 4 oldu. Delta neydi? B kare eksi 4 ağacı hatırlarsanız. B kare dediğim zaman buradan B M arkadaşlar. Karesi M kare gelir. Eksi 4 çarpı A1 C de 9 çarpı 9 diyelim. Eşittir 4. M kare buradan 36 artı 4'te 40 gelecek. Hem de arkadaşlar artı eksi kök 40 e, pozitif değeri demiş. O da 2 kök 10 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda 3. dereceden denklemlerden biraz bahsedeceğim. Ondan sonra e, çekme çıkmış sorularla ilgili sorular e, çözeceğim arkadaşlar. 2018, 2019 ve 2017'deki PYT ve AYT sorularını çözeceğiz arkadaşlar. Bu derslik bu kadar görüşmek üzere.